yaralanma ve kesiklerde kan kaybının önlenmesi adına kan pıhtılaşması ortaya çıkar. Fakat başka durumlarda kan pıhtılaşması çok tehlikeli durumların habercisi olabilir. Kan pıhtılaşması, damar sertliği, kısmi felç, beyin kanaması gibi hastalıklara sebep olacağı gibi hayati tehlike oluşturabilir. Peki, kan pıhtılaşması nedir, belirtileri nelerdir, kan pıhtılaşması neden olur? İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Kan pıhtıları, kan damarı duvarlarındaki küçük kesik ya da çatlakları kapatmak ve kanamayı durdurmak için oluşur. Kan damarındaki kan akımının yavaş olması da kan pıhtısı oluşumuna neden olabilir. Aşırı kan pıhtılaşmasının nedenlerini, belirti ve semptomlarını, kan pıhtılaşmasını önleyici en doğal besinlerin neler olduğunu ve nasıl tüketilmesi gerektiğini sizler için hazırlayıp bir araya getirdik. Kan pıhtılaşması nedir? Hayati anlamda çok önemli olan bu durum, insan vücudunda bir kesik veya yaranın oluşmasıyla beraber, venöz ya da arteriyel damara zarar verilmemişse, belirli bir zaman sonra kan akışını durdurur. Birkaç tane kan proteini bir araya gelip reaksiyona girerek, trombositleri birbirine yapıştıracaktır. Katılaşan pıhtı, kan damarının dışa kaçmasını önleyerek kanamayı durdurur. İnsan vücudunda pıhtılaşma gerçekleşmediği zaman, damarların içinde yer alan kan ağırlaşıp, kanın pıhtılaşmasına neden olur. Kan ağırlaşması, kanın koyu kıvam alması olarak belirtilir. Bu ise, beyin kanaması, damar sertliği, kısmı felç gibi türlü hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Bu videoda hazırlanan tariflerden birini, herkes kendi kan grubuna uygun olanı ve kolay ulaşabileceği tarifi, belirtilen süreye kadar tüm detaylarına dikkat ederek uyguladığı takdirde olumlu sonuçlar elde edecektir. Aşırı kan pıhtılaşmasının nedenleri nelerdir? Belli hastalık ve durumlar, genetik mutasyonlar, ilaçlar ya da diğer faktörler aşırı kan pıhtılaşmasına neden olabilir. Hastalıklar ve durumlar. Birçok hastalık ve durum, kanın çok fazla pıhtılaşmasına neden olabilir ya da kan pıhtılarının uygun çözünmesini engelleyebilir. Belli hastalık ve durumların vücudun belli yerlerinde pıhtı oluşumuna neden olmaları daha olasıdır. Antifosfolipid antikor sendromu. APS adı da verilen bu durum, bir otoimmün bozukluktur. Sizde APS varsa, vücudunuz bir tür yağ olan fosfolipidlere saldıran antikorlar üretir. Fosfolipidler, kan hücreleri ve kan damarlarını döşeyen hücreler dahil olmak üzere, tüm canlı hücrelerde ve hücre membranlarında bulunur. APS'de antikorlar vücudun atar damar ve toplar damarlarında kan pıhtısı oluşumunu tetikleyebilir. Bu kan pıhtıları birçok sağlık sorununa yol açabilir. Kemik iliği bozuklukları. Bazı kemik iliği bozuklukları, PV ve trombositemiye neden olabilir. PV vücudunuzun çok fazla kırmızı kan hücresi yapmasından kaynaklanan nadir görülen bir kan hastalığıdır. Bu fazla kırmızı kan hücreleri, kanınızın normalden daha koyu olmasına yol açar. Bu durum, küçük kan damarlarınızdan kan akışını yavaşlatarak kan pıhtısına yol açabilir. Kan pıhtısı yıkımı ile ilgili sorunlar. Bir kan pıhtısı görevini yaptıktan sonra, vücut normal olarak pıhtıyı tutan fibrini parçalar. Bazı nadir genetik ve kazanılmış durumlar, kan pıhtısını tutan fibrin ağını etkiler. Bu nedenle, pıhtılar uygun biçimde parçalanmaz ve vücutta gereğinden fazla kalır. Aşırı kan pıhtılaşması. Kan damarlarının düz iç yüzeyine zarar veren herhangi bir durum, kan pıhtılaşmasını tetikleyebilir. Bu durumların çoğu kazanılmış durumlardır. Bununla birlikte, bazı genetik sorunlar da kan damarlarının düz iç yüzeyine zarar verebilir. Bazı hastalık, durum ya da faktörler, esas olarak kalp ve beyin atar damar ve toplar damarlarında aşırı kan pıhtılaşmasını tetikleyebilir. Diyabet. Diyabet, atar damarlarda plak oluşum riskini artırır. Diyabetli kişilerin yaklaşık %80'i, tehlikeli kan pıhtıları nedeniyle ciddi sıkıntılar çekmekteler. Kalp yetmezliği. Kalp yetmezliği, kalbin hasar görmesi ya da zayıflaması nedeniyle, vücudun gereksinimlerini karşılayacak yeterli kanı pompalayamaması durumudur. Bu durum kan akımını yavaşlatarak kan pıhtısı oluşumuna neden olabilir. Obezite. Kişinin toplam vücut ağırlığının çok fazla olmasını ifade eder. Aşırı kilo, kas, kemik veya sudan kaynaklanan vücut ağırlığı fazlasıdır. Obezite, aşırı miktarda vücut yağına sahip olmaktır. Bu durumlar, kan pıhtılaşma riskini artıracak olan ateroskleroza yol açabilir. Metabolik sendrom. Bazı araştırmalar, metabolik sendromu olan kişilerin aşırı kan pıhtılaşması riskinin artmış olduğunu göstermektedir. Metabolik sendrom, kalp hastalığı ve diğer sağlık sorunlarına sahip olma riskinizi artıran bir grup risk faktörü için verilen bir isimdir. Sigara kullanımı. Sigara kullanımı, istenmeyen kan pıhtısı riskini büyük oranda artırır.
trombositlerin daha fazla bir araya gelmesine yol açar. Sigara kullanımı, kan pıhtısı oluşumuna neden olabilecek biçimde, kan damarlarının iç yüzeyine zarar verir. Gebelik. Kadınların gebelik sırasında kan pıhtısı geliştirme olasılığı 6 kat fazladır. Bunun nedeni, gebelik sırasında kanlarında daha fazla trombosit ve pıhtılaşma faktörü olmasıdır. Ayrıca, gebelik sırasında uterus toplar damarları sıkıştırır. Bu durum, kan pıhtısı oluşumuna neden olabilecek biçimde kan akımını yavaşlatır. Aşırı kan pıhtılaşması belirtileri nelerdir? Bacaktaki derin venlerdeki kan pıhtısının belirti ve semptomları, bacağın alt tarafında ağrı, kızarıklık, sıcaklığı içerebilir. Bu belirti ve semptomlar, derin ven trombozunu gösterebilir. Beyindeki bir kan pıhtısının belirti ve semptomları, baş ağrısı, konuşma değişiklikleri, hareket edememe, baş dönmesi ve konuşma ya da konuşulanı anlama güçlüklerini içerebilir. Bu belirti ve semptomlar bir inmeyi gösterebilir. Kan pıhtılaşmasını önleyen besinler nelerdir? Sarımsak. Doğal antibiyotik olarak bildiğimiz sarımsak, aynı zamanda en etkili doğal kan sulandırıcı yiyeceklerden birisidir. Tansiyon düşürücü özelliği de bulunan sarımsağın, kan sulandırma etkisi ile ilgili süren birçok çalışma yapılmaktadır. Her gün aç karnına 2 veya 3 diş çiğ sarımsak tüketebilirsiniz. Zeytinyağı. Bu mucizevi yağın içerdiği bol miktardaki E vitamini, kan sulandırıcı özellik göstermektedir. Ülkemizde en iyisi üretilen zeytinyağını, mutfaklarınızdan eksik etmeyin. Balık yağı. Balık yağının içindeki EPA, DHA ve omega-3 yağ asitleri, kan sulandırıcı özelliktedir. Zerdeçal. Zerdeçal, çok doğal bir antiinflamatuvar bitki olarak bilinir. Ancak, aynı zamanda doğal bir kan inceltici olarak da işlev görür. Bunu sağlayan da zerdeçalın temel bileşeni kurkumindir. Zencefil. Zencefil, kanın pıhtılaşmasını etkili bir şekilde önleyebilecek bir bitkidir. Böylelikle inme riskini de azaltır. Kanın sağlıklı bir şekilde vücutta dolaşımını sağlar. Maydanoz. Bitkilerde doğal olarak bulunan komadinin etken maddesi olan kumarin, maydanozda bolca bulunur. Maydanozu mutfağınızdan eksik etmeyin. Ancak güçlü bir kan sulandırıcı etki oluşturacağı için, suyunun sıkılarak kontrolsüz tüketilmesi veya kaynatılarak konsantre edilmesi tehlikeli olabilir. Acı biber. Acı biberin güçlü bir kan inceltici etkisi vardır ve ayrıca kan dolaşımını hızlandırır. Kapsaisin adı verilen atar damarları daraltan yağ birikintilerini temizlemeye yardımcı, pıhtıları temizlemek için arterleri ve kan damarlarını genişletmeye yardımcı olabilecek bir kimyasal içerir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.